Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün Nara'nın yaşamı 4. bölümü çekiyoruz. Birazcık sesini kısmam gerekiyor, tamam. Şimdi Nara'nın 4. bölümünü çekiyoruz. Bugün gördüğünüz gibi sevgililer günü. O yüzden Halit'in Bengisu'yu randevuya çıkarmasını isteyeceğim. Şimdi yemek pişirmeyi bitirsin. Buraya yemek bırakalım. Dadı gelecek mi bilmiyorum ama gelmesi lazım çocukların başına dadı. Ya da bunu bakım merkezine göndereceğiz büyük ihtimalle. Evet, hadi yemeği bitirdin mi? Evet, yemeği bitirdin ve ikinci seviyeye yükseldi. Bundan sonra yemekleri kim yapıyor? Hadi bilin. Halit! Ya Halit'in uykusu neden var? Ama randevuya çıkacağız. Lütfen uykun gelmesin. Şimdi Bengisu nasıl durumda bakalım. Eğlencesi düşük. Tamam, tuvaletini yapıyor. Bengisu 10 numara 5 yıldız durumda. Şimdi Halit teklif etsin Bengisu'ya. Bengisu'cum, lavabonun işin bitti mi? Bitmemiş sanırım. Aha bitti. Elini yıkarken seni randevuya çağırayım mı? Tabii ki çağırabilirim. Evet, randevuya çağırmak için telefonu kullanıyorduk. Randevu teklif et. Halit ne yapıyorsun? Halit yemek yiyorsun. Halit yemeği bırakır mısın ya? Ha tamam, teşekkür ederim Halit. Evet, Bengisu'yu şeye davet ediyor Halit. Evet, gidiyoruz. Seyahat ediyoruz. Şimdi bunlar randevuyu nerede yapsınlar? Ben önüme gelen bir kafeyi seçmeyi planlıyorum. Kütüphanede olmasın yani. Şu kafe mi yoksa eski han bar mı? Kafe yabani tavşan ve kırtu. Burada mı yapsalar? Şimdi Güney Meydan Kafesini seçiyorum. Evet, hadi orada randevuya çıksınlar. Çocuklar nereye gitti acaba? Çocuklar bakım merkezine mi gitti? Çünkü bana bakıcı mı bakım merkezi mi diye bir şey gelmedi. Bakıcı gelsin de çocuklarıma güzelce baksan. Evet, yüklensin, yüklensin, yüklensin. Bugün sevgililer günü. Bengisu'yu çıkarıyoruz. Neydi şey? Randevuya. Bilgisayardan bebek ya da çocuk evlat edinelim mi? Ne dersiniz? Ve bu evlat edinirsem eğer bu simlerden ismini de takipçilerinden biri koyacağım. Bu videonun altına yorum yapın. Evet, bakım merkezine gitmiş. Bu videonun altına yorum yapın ve size iki simi aynı anda cilve yaptır diyor. Devam edeceğim yoruma. Halit'in çok uykusu var ya. Halit yapma bunu bize. Halit kiminle konuşuyor? Sanki gül verelim. Halit'in yürüyüşüne bak. Bu videonun altına yorum yapan ve en çok yorumunu beğeni alan kişiye ismini vereceğim. Yeni evlat edindiğim çocuğu. Gider misin ya? Ben sevgilimle burada gelmişim, randevuya çıkmışım. Beni niye arıyorsunuz ya? Bir hediye verdin mi? Ya Halit niye konuşuyorsun o kızla, anlamıyorum ki. Kimmiş o kız? Ha, kahve alacak kızdan. Yani umarım kahve alacaktır değil mi? Bengisu'cum bırak da bir kahvesini içsin ya. Yapacak bir şey yok. Çocuk uyuyor çünkü. Dişkinliğimizi ifade edelim. Ünlü biri için de bağırmayın bu kadar. Ne gerek var? Öpelim. Sen de bir eğlen be kızım. Surata bak. Tamam. (gülüyor)
Evet, düşkünlüğümüzü ifade ediyoruz ve bir sevgililer günü hediyesi verelim. Ne vereceğiz ama? Yoğurt mu versek? Kulaklık verelim o zaman. Başka ne verebiliriz de? Eğleniyorlar bence. Halit'in uykusu yerine gelmiş mi? Gelmemiş bakın. Ama hala iyi durumda bence. Birlikte oturun. Oraya değil de başka bir masaya mı oturtsak ki sizi? Buraya oturalım. Ya hediye veriyor. Kulaklıkları yeri mi veriyor? Aa evet. Teşekkür ederim, teşekkür ederim diyor Halit de. Hadi oturun bakalım. Ya Halit, niye sandalyemizi çekmiyorsun ya? Gül takdim edelim. Halit, beynisi sinirlendireceksin. Esnemeyi kes. Ya bu kim ya? Sen... Hadi Halit. Evet, yanaktan öptü. Ya çok tatlısınız siz. Bengisu biraz kilo mu almış? Hadi birlikte oturun. Ne oldu? Bengisu sinirlendi mi? Taşınalım mı diyor Bengisu? Çıktığına şaka yap. Bengisu niye bu kadar sinirlisin? Anlamıyorum seni ya. Hadi Halit'in uykusu var. Şaka yapmayalım ya. Dın dın dın. Görünüşünü övelim. Sinek istemiyor musun Bengisu? Riskli bir soru soralım. Halit çok rahatsız ya. Boş verin, bu seferlik bir hile yapıvereyim. Ne dersiniz? Sims nokta. Umarım doğru yazmışımdır. Evet, doğru yazmışım. Hileyi hiç kimse görmedi, tamam mı? Ne yapayım? Halit şey olacak. Bengisu sıkıntısından ölecek. Güzel bir video olmayacak da. O yüzden hile yapıverdim. Seksi poz ver hadi bakalım. Hadi nasıl vereceksin?
Çok seksisin Halit. Bayıldım Halit. Evet. Sevgilini tutkulu öp diyor. Hadi öpelim. Tutkulu öp çıkmadı. Nasıl öpeceğim ben? Kim arıyor Bengisu'yu? Katılamam ya Sofia git. Hadi öpücük atalım bir de. Süremiz dolmak üzere. Dan 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 dan. Ya at da öpücük mükemmel değil miydi? Ya Halit ve Garip takıntıları. Ne oldu? Ne yapıyorsun Bengiz? Oturma sakın sandalyeye. Kendine güven dersi diyor. Tamam kendine güven Bengisu. Hadi yanağını okşa bakalım nasıl okşuyormuşsun. Ya çok tatlısınız. Ne alaka güneş istemiyorum. Süreniz bitti. Tın tın süreniz bitti. Ha, öksü otu öpücüğü. Bu şey değil mi? İşte öpücük. Evet gördünüz mü? Sevgililer gününü oldukça güzel bir madalyayla tamamladık. Kim arıyor seni Halit? Ne? Okuyamadım. Ne demişler? Hadi eve gidelim en iyisi. Bir eve çocuklar mı geliyormuş? Tamam gidiyoruz hemen eve. Koşa koşa geliyor anneniz babanız. Siz hiç merak etmeyin. Ay okuyamadım. Neden okuyamadım ya? Pars'a bir şey olmuş olmasın? Biliyor musunuz? Bu oyunda çocuklara eğer iyi bakmazsanız çocukları sizden alınıyor. O yüzden kendi tadıllarımıza iyi bakmamız gerekiyor. Ama onlar da bir büyümediler farkında mısınız? İyi şalak kısa sürede büyürler yani. Ya çok mutlu Bengisu şuna bakın. Kuzucuklarım ne oldu size? Siz niye bu kadar üzgün gözüküyorsunuz? Aa, ikisine de bakar mısın? Ne oldu Pars? Ne oldu bir tanem? Nasıl konuşmayı öğretsin baban. Bir de yeni eve taşınabilmemiz için paraya ihtiyacımız var. Ve ben Bengisu'ya yeni bir iş bulacağım. Çünkü restoran bizim çok paramızı götürüyor. Ve üstüne üstlük... Bilmiyorum ya, restoran işi batık. Bu arada da... Şunu da açalım. Oradan bize para gelmesi lazım. Çünkü yeni eve taşınmak için paraya ihtiyacımız var. Bengisu'yu da bunlardan birini. Öğretmen demiştiniz ama eğitimci yani eğitim herhalde öğretmen olarak sayılabilir. Öğretmen istediğiniz için yani yedek öğretmenlik yapacak. 22 saat çalışacakmış. İşte 8 ile 4 arası mı oluyor? Evet.
Pazartesiler falan tatil. Evet, tamam. İşe girdi Bengisu, öğretmen olarak girdi. Büyük ihtimalle bu öğretmenlik, yani evet. Bence kabul etsin online dersi. Evet, bir öğrenciye online dersimiz varmış. Kendini önemli hissediyor Bengisu. Evet, siz çok tatlı bir ailesiniz. Ya Lara çok tatlı değil mi? Lara ile daha çok ilgilenmeliyiz. Sevgiyle sarılalım Lara'ya. Çünkü Lara büyüdüğünde biz sonra Lara'yı oynayacağız hep. Çok uslu bir çocuk zaten Lara. Kıyafetini değiştirelim mi Lara, bir tanem senin? Bunu giy bir tanem. Çok tatlı olursun. Pars sen nasılsın kuzucuğum? Sen de normalsin. Bakın Lara mutlu. Pars'ta da annesi ilgileniyor. Babası da Lara ile ilgileniyor. Lara mutlu. Pars normal. Pars ne yapıyorsun? Ya bebeğim ne yapıyorsun sen? Dağıt bir tanem. Dağıt kuzucuğum. Heh. Dağıt kuzum. Aferin. Yırt bebeğim hepsini. Pars üstünü değiştirdin. Tebrik ediyorum bir tanem seni. Şimdi banyo yaptıralım, olur mu? Ebeveynlikten bir şey seçelim mi? Teşekkürler ve lütfen demeyi öğretelim. Uzaylı diye bir şey yok Lara. Bunlara inanma, olur mu? Evet, çok tatlısınız ikiniz de. Bence bugünlük bu kadar, video yeter. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız. Bir sonraki videoda ne istiyorsanız onu yapalım. Evet, yeni bir eve taşınacağım. Ama paramız biriktiğinde görüyorsunuz 31 bin liramız var. Daha büyük bir eve taşınabilmemiz için daha çok paraya ihtiyacımız var. Para hilesi yapmamaya çalışacağım oyunda. Bu yüzden de siz ne istiyorsanız onları yazın. Ben de elimden geldiğince hepsini yapmaya çalışırım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.